Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, herkese saygı ve sevgiler. Bugün 20 Mart Cuma, yaptığımız programın ikincisiyle sizlerin huzurunuzdayız. Sizlerin huzurundayız. Başlıkları okuyacağım kısaca. Çok fazla yine konu var. Yorumları okuyacağım. En son canlı yayından kalma yorumlar vardı. Onları da az sonra sizlerle inşallah paylaşacağım. Dediğim gibi yorumlarınızı okuyacağım. Yorumların tamamını okunacağından emin olabilirsiniz. Hemen konulara geçiyorum. Konuşacağımız konular: Brüksel sakinleri, özellikle haber geçilmiş, Brüksel sakinleri maalesef koronavirüsü ciddiye almıyor diye bir sıkıntı var. Brüksel'de yaşayan arkadaşlarımız parkları çok fazla kullanıyorlar, dışarıda çok fazla geziyorlar diye bir gündem konusu var. Bunu konuşacağız. Hemen akabinde değerli izleyenler, Belçika sınırını kapattı. Sınırlar kapandı Belçika'da. Az sonra bunu da konuşacağız. Bugün 700 Hollandalı, Hollanda'dan 700 kişi Belçika'ya giriş yapmaya çalıştı ve bu girişlerin tamamı engellendi. Çünkü Belçika'ya artık girişler yasaklandı. Bunu konuşacağız az sonra. Değerli izleyenler, bugünkü 462 vakanın Valon bölgesinde en fazla olan noktası Mons. Valon bölgesinin büyük şehirlerinden bir tanesi Mons. Mons'ta çok fazla koronavirüsünden etkilenen vatandaşımız var. Bu konuyla alakalı da tabii ki az sonra konuşacağız. Bunun dışında değerli izleyenler, polislerin bazı ifadeleri var. Belçika polisleri bazı beklentileri var, bazı talepleri var. Bunları konuşacağız az sonra. Onun dışında da az önce bahsettiğim gibi Belçika'da sınırlar kapanıyor. Bunun detayları nelerdir? Bu detayları az sonra İçişleri Bakanı Peter de Krim'in anlatımıyla, açıklamasıyla sizlere aktaracağız diyelim. Değerli izleyenler, eğer hala YouTube sayfamıza abone olmadıysanız, biliyorsunuz Aktif TV kapalı ve bizler şu anda sadece sizlerin bilgi ihtiyacını gidermek maksadıyla burada stüdyoda rejinin başında tek başıma sizlere yayını aktarmaya çalışıyorum. Sizlerden ricam, lütfen yayınımızı paylaşın, beğenin, YouTube sayfamıza girin. Şu anda 1080p Full HD kalitesinde, yani YouTube'a, Facebook'a gönderdiğimiz yayın kalitesi düşük, YouTube'a gönderdiğimiz yüksek. Bunun nedeni, Facebook bizi sürekli engelliyor değerli dostlar. Paylaşım yapmamızı engelliyor. Bizleri sürekli şikayet ediyorlar. Facebook bu konuda çok sıkıntılı. Dolayısıyla Aktif TV'nin YouTube sayfasını sizleri beğenmeye davet ediyorum. Bu paylaşımın hemen altına da YouTube kanalımızın linkini göndereceğim. Ki gönderemiyorum, bakın değerli izleyenler. Yani öyle bir duruma getirdi ki Facebook bizi, şu anda ne yorum yapabiliyoruz ne bir şey yapabiliyoruz. Ben mesela şu anda yorum yapmam engelli maalesef. Sizler YouTube'a girin, Aktif TV diye aratın, orada mutlaka göreceksinizdir. Şu anda eş zamanlı yapılan yüksek kalite canlı yayını orada izleme imkanı bulacaksınız. Değerli izleyenler, bugün bize görüntüler de eşlik edecek. Bazı haberler var, bazı görüntüler var, bunları da sizlere aktaracağım görüntülü bir şekilde. Öncelikle vatandan, ana vatandan gelen bir bilgi var. Onu aktarmak istiyorum sizlere. Hemen bakalım neler var elimizde. Bayağı da bir çalışma var değerli izleyenler. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek vatandaşlarımızın 14 gün süreyle karantina altına alacağını, yurtlardan biri olan KYK Florya 5 yol kız öğrenci yurdunda hazırlıkların tamamlandığını, yurtların önünde ise polis ekipleri önlem aldığını belirttiler. Avrupa'dan Türkiye'ye girişlerde, bu saydığım ülkelerden birinden gidiyorsanız, tekrar edeyim dilerseniz. Almanya, İspanya, Avusturya, Norveç,
Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gidecek her yolcu, her vatandaşımız 14 gün karantina altında beklemek zorunda. Böyle bir kanun geliştirildi. Bunu da sizlere aktarmak istedim. Değerli izleyenler, haberler var, bayağı bir haberler var. Bu biliyorsunuz Avrupa'da yaşanan koronavirüsü maalesef bizleri çok fazla etkiledi. Bu etkilenmenin üzerine bir de tabii bilgi kirliliği eklenince bayağı bir sıkıntı yaşanıyor, yaşanmıyor değil. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği'nden gelen bir açıklama var. Sizlere bunu aktarmak isterim değerli izleyenler. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, yeni tip koronavirüsü COVID-19 salgınında Belçikalı Türklere sakin ancak tedbirli olmalarını tavsiye etti. Değerli izleyenler, Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy yaptığı yazılı açıklamada Belçika'daki vakalarda ölüm oranının %1'in bile altında olduğuna dikkat çekerek korkuya gerek olmadığını altını çizdi. Gerekli tedbirlerin alınmasına dikkat edilmesini isteyen Büyükelçi Ulusoy, Türkiye'ye uçuşların durdurulması sonrası 17 Mart istisna olarak düzenlenecek uzak seferlerinde seferleri konusunda açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz Belçika'da hayvanat bahçeleri, oyun alanları ve çocuk parkları kapatıldı. Sayın Büyükelçi de korkuya gerek yok ama tedbiri de elden bırakmayın diye bir açıklamada bulundu. Değerli dostlar, değerli izleyenler, sizlerden ricam, değerli izleyenler, her yorumu tek tek okuyacağımdan hiçbir şüpheniz olmasın. Sizlerden ricam, lütfen yayınımızı paylaşın. Değerli izleyenler, ne kadar çok insana ulaşırsak o kadar çok soru gelecek. Ne kadar çok soru gelirse o kadar çok bilgi oluşacak. Ne kadar bilgi o kadar sağlık. Değerli izleyenler, lütfen sosyal medya hesaplarınızdan yayınımızı paylaşın. Yayınımızı daha çok insana ulaşsın. Şimdi bahsettiğim habere geçiş yapacağız. İnşallah Türkiye'mizden koronavirüse yönelik bazı faaliyetler var. Bu faaliyetleri sizlere aktarmak isterim değerli izleyenler. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren bir biyoteknoloji firması yeni tip koronavirüsün teşhisi için moleküler tabanlı tanı kiti geliştirdi. Değerli izleyenler, bu çok önemli. Koronavirüsün tespiti noktasında süreç hem uzuyor hem de sıkıntıya maruz bırakıyor. Şu anda koronavirüsü testleri yapmak çok sıkıntılı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren bir biyoteknoloji firması yeni tip koronavirüsün teşhisi için moleküler tabanlı tanı kiti geliştirdi. Değerli izleyenler, sizlerle bu haberi izliyoruz. Akabinde kaldığımız yerden röportaj da var. Röportajdan sonra sizlerle yeniden burada olacağız diyelim. Evet, haberimizi izliyoruz değerli izleyenler. Tabii ki. RT laboratuvarlarının iştiraklerinden A1 Yaşam Bilimleri ile şu an toplamda 56 kişi olarak aldığımız hızlı kararlar ve önlemlerle şu an için hem Türkiye'ye, ülkemize hem de yurt dışındaki yakın coğrafyadaki tüm paydaşlarımıza bu ürünü geliştirip
ürünün ticarileşmesini sağlayabilecek konuma geldik. Ürün altyapısı olarak verdiğimiz hızlı kararlarla şu an pazarda herhalde liderlerin yanında yer alıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın şu an yaptığı açıklamaya göre olacak rakamlara biz her türlü altyapımızı sunmaya hazırız. Bu altyapıda da hazırlıklarımızı aslında yaptık. Ekstradan çıkartacağımız mesailer ve 24 saat çalışma prensibine göre gerçekleştirirsek bu rakamlarla ülkemize de hizmet edeceğiz. Şimdi moleküler testler ile serolojik testler arasında birçok fark var. Bunlardan en önemlilerinden ilki serolojik testlerdeki duyarlılık. Şu anki Çin'in çıkarttığı 15 dakikada sonuç veren testin duyarlılığı %95 oranında. Fakat moleküler testlerin %99 ve üstü oranında bir duyarlılığı var. Artı olarak bir de enfeksiyon, biraz önce de söylediğim gibi moleküler testlerde ikinci günden sonraki viral enfeksiyonu saptayabilirken diğerlerinde immün yanıtın oluşmasının beklenmesi yaklaşık 7-8 günler alıyor. Bu da enfeksiyonun zaten ciddi bir şekilde ilerlemiş olduğunu gösteriyor. Bu kitlerde moleküler kitlerin tercih edilmesini sebep kılıyor. Bu bizim Diagnovital markasıyla ürettiğimiz koronavirüs kitimiz. Şu anda araştırma amaçlı ama yaklaşık bir hafta içinde bunu IVD-CL olarak piyasaya süreceğiz. İçinden şöyle renk kodlarıyla tanımlanan tüplerimiz çıkıyor. Kullanıcı bu tüpleri kullanarak içindeki solüsyonları bir miks haline getirip daha sonra örnekten elde edilen RNA ile karıştırarak testini çalışıyor. 50 ve 100 testlik iki ayrı formatta üretiyoruz bu kitlerimizi. Bizim geliştirdiğimiz tanı kiti moleküler tabanlı bir tanı kitidir. Viral RNA'yı tespit etmektedir. Testin sonuç verme süresi yaklaşık 3 saattir. Bu süre hastadan örneğin alınmasından sonuç verimine kadar olan geçen süreyi kapsar. Bu moleküler testler hastaların alıp kendilerinin evde yapabileceği testler değil. Çünkü bunlar gelişmiş bir laboratuvar ortamı, eğitimli teknisyenler ve bazı özel cihazlar gerektiriyor. Dolayısıyla hastaların bir hastaneye ya da laboratuvara başvurması gerekiyor bu testlerin yapılması için. Bizim üretim kapasitemiz haftada 500 bin test. Bu Türkiye'deki benzer üretim yapan firmalar arasında en yüksek kapasite olduğunu söyleyebilirim. Şu anda tabii salgın belki de en üst noktasına henüz ulaşmadı. 1-2 ay içinde bütün ülkelerden milyonun üzerinde siparişler alacağımızın belirtileri gelmeye başladı. Hatta bu tür siparişler almaya başladık. Milyon teste varan siparişler. Şu anda 11 ülkeye satış yapıyoruz. Bunların arasında, yani bunlar geniş bir coğrafyaya dağılmış durumda. Avrupa ülkeleri, Uzak Doğu, Türkiye Cumhuriyetler, Dubai, Orta Doğu gibi birçok alanda kitlerimiz satılmakta ve kullanılmakta şu anda. Evet, şimdi sadece birinci sütunu seçebilir misiniz? Evet, bu Ege'ni, bir de beşinci sütunu seçelim. Evet, buradaki artışlar daha yüksek. Evet, değerli izleyenler, sesimizi alalım. Evet, değerli izleyenler, gördünüz Türkiye'de sıkıntı haline gelen test, yani dünyada aslında diyebiliriz. Dünyada şu anda koronavirüsünü test etmek için çok fazla zaman gerekiyor. 3 gün gerekiyor, 4 gün gerekiyor. Türkiye'de teknisyenlerimizin geliştirdiği kitle 3 saat içerisinde bir insanda koronavirüsü var mı yok mu tespit edilebiliyor. Güzel bir gelişme, güzel bir haber oldu. Yorumlar okumaya devam edeceğim. Değerli dostlar, lütfen yorumlarınızı aşağı yazmaya devam edin. Sorularınızı yazmaya devam edin. Tüm yorumları, tüm soruları okuyacağım Allah'ın izniyle. Ve dediğim gibi değerli izleyenler, şu anda Facebook üzerinde izleyenler, düşük kalite yayın gönderiyoruz Facebook'a. Çünkü Facebook sürekli bizi engelliyor. Her yerden engellemiş durumda. Sizlerden ricamız, lütfen YouTube sayfamıza girin. YouTube'a girin, Aktif TV yazın. Oradaki yüksek kalite yayını izleyin ve lütfen YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Yayınlarımızı oradan aktaracağız diyelim.
Elbette Belçika'da ne oluyor, Avrupa'da ne oluyor, bunların hepsini konuşacağız. Elbette gündemde saat başı neler değişiyor, hangi kanunlar çıkıyor, hükümet yetkilileri, hükümet bireyleri ne açıklamalar yaptı, doktorlardan var mı açıklama, Dünya Sağlık Örgütü'nden var mı, ülkemizle alakalı ciddi bir durum var mı? Bunların hepsini gündeme getireceğiz. Sizler de lütfen sorularınızı sormayı ihmal etmeyin ve yayınımızı lütfen paylaşın. Herkese ulaşalım bu vesile ile diyelim. Değerli izleyenler, Brüksel sakinleriyle alakalı bir konu var. Aslında bu Belçika'nın birçok şehriyle alakalı. Brüksel diye haber geçilmiş ama birçok bölgede maalesef koronavirüsü basite alınıyor. İnsanlarımız maalesef koronavirüsünü ciddiye almadığından dolayı da dışarıda çok rahat bir tavır sergiliyor. Bu da yetkililerin maalesef sistemine sebebiyet veriyor. Yetkililer sisteme diyor değerli dostlar, değerli arkadaşlar, değerli izleyenler. Sokaklarda rahat tavırlar sergilemeyin. İnsanlar parklarda oturmuşlar. Tatil yapıyorlarmış gibi bir hava var. Bunu söylüyor uzmanlar en azından. Bu moddan çıkın diyorlar. Yani biz tatilde değiliz diyorlar. Tatil sürecinde değiliz diyorlar. Bugün tatil değil diyorlar mesela. Biz bir virüse karşı önlem alma maksadıyla sizlerin çalışmamasını, sokağa çıkmamasını, acil olmadıkça insanlarla görüşmemenizi istiyorum diye açıklama yapılıyor. Ama karşılık sokakta, parklarda ailelerin böyle bir araya gelip sanki piknik yapıyor havası oluşturması gerçekten tehlikeli. Yetkililer uyarıyor. Lütfen rahat tavırlar sergilemeyin. Bir sıkıntı var, bir vaka var. Her gün ölen insanlar var. Bugün sadece 16 kişi bu virüsten dolayı hayatını kaybetti. Yani bu işin ciddiye alınmayacak bir tarafı yok. Dolayısıyla bakıldığı zaman dünden bugüne sadece 462 kişi koronavirüsüne bulaşmış. Toplamda 2257 kişi sadece Belçika'da şu anda koronavirüsüyle mücadele ediyor. Bu sadece resmi rakamlar. Bu rakamların çok daha fazla olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla bize düşen bir birey olarak hükümetin almış olduğu kararları birebir uygulamaktır. Lütfen yetkililerin yapmış olduğu açıklamaları ciddiye alın, önemseyin. Bu bizler için, hayatımız için, geleceğimiz için, çocuklarımız için, sevdiklerimiz için çok önemli diyelim. Yorumlarınızı okuyalım. Ondan sonra kısa kısa tekrar gündeme döneceğiz. Bakalım neler yazdınız. Merak ediyorum. Lütfen değerli izleyenler videoyu paylaşın. Şu anki yayını paylaşın. Bir sürü insana ulaşalım. Bir sürü yorum gelsin. Bir sürü yoruma cevap bulalım. Ve bilgi kirliliğini el birliğiyle bozalım. Yani şu an Aktif TV'de yalnızım, bunu ara ara belirtiyorum. Sizlere göstermek isterim. Şu an rejideyim, tek başımayım ve sizlere bilgi aktarmak istiyorum değerli izleyenler. Bu süreçte sizlere doğru bilgiyi kirlilikten arındırarak aktarmak istiyorum. Dolayısıyla sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Lütfen yayınlarımızı paylaşın. Bizleri YouTube üzerinden de takip edin. Çünkü Facebook her yerde bizleri engelliyor maalesef. Lütfen yayınlarımızı paylaşın diyelim ve yorumlara geçelim. İkinci bölüm bugün 20 Mart Cuma, ikinci bölüm ile yorumları okumaya başlıyoruz an itibariyle. Evet. Deniz Buğday, bütün insanlık zor günler geçiriyor. Suat Bey kolay gelsin. Türkiye için ne düşünüyorsunuz? Belçika'dan nasıl görünüyorsunuz? Öncelikle çok teşekkür ederim. Tabii Belçika ile, yani şu an Belçika gündemi konuşuyoruz. Türkiye biraz bize yani gündem olarak biraz uzak. Tabii ki takip ediyoruz Türkiye'yi de. Türkiye koronavirüsünü çok ciddiye aldı. Dolayısıyla vakalar çok az rakamlarla, yani dünyaya baktığımızda çok az rakamlarla ilerliyor. Türkiye bu konuyu gerçekten çok ciddiye almış durumda. Dolayısıyla Türkiye ile Avrupa'ya baktığımızda, yani Avrupa sanki biraz sınıfta kaldı gibi gözüküyor diyebiliriz. Bektaş Serkan selam demiş. Aleyküm selam diliyoruz. Bizlerden de saygı ve sevgiler. Alperen Faik Yüksel. Yeni gelişmeleri saat başı olarak aktarırsa sevinirim. Buradaki insanların da buna ihtiyacı var demiş.
Alperen Bey, biz de elimizden geleni inanın yapmaya çalışıyoruz. Stüdyo ortamında elimizden gelen ne varsa bunu yapmaya çalışıyoruz. Sizlere güncel bilgileri aktarmak için uğraşıyoruz. Tabii sizlerden de destek bekliyoruz. Lütfen yaptığımız yayınları paylaşın. Paylaşın ki daha fazla insana ulaşsın. Daha fazla soruya yanıt verme olanağı oluşsun diyelim. Yorumları okumaya devam edelim. Silvia Sederova bravo demiş. Çok teşekkürler. Salih Aytar ağzına sağlık kardeşim selamlar demiş ve aleyküm selam, bizlerden de kucak dolusu saygı ve sevgiler olsun inşallah. Semiha Gök hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ederiz Semiha Hanım. Dudu Uçan evde kal sağlıklı ol demiş. Çok doğru, yetkililer de bunu söylüyor. Evimizde oturursak koronavirüsüne bulaşmama ihtimalini sıfıra indiririz. Markete ya da kasaba fırına giderken de dikkatli olun, mesafenizi koruyun. Marketten ya da kasaptan çıkar çıkmaz üzerinizde kolonya olsun ve bu kolonyayla böyle, ben zaten dün de göstermiştim, kolonyalarım hep buradadır. Arabamda başka kolonya var, evde başka kolonyalar var. Dolayısıyla bunu kullanmamız gerekiyor. Bu bizim sağlığımız için çok önemli. Evdeysek elimizi yıkalım, kolonya kullanmayalım ama bir markete bir yere gittiğimizde hemen direkt kolonyamızı kullanalım. Allah'ın izniyle uzak durmaya çalışalım, elimizden geleni yapalım. Nuran Aydın, Allah onları bildiği gibi yapsın. Bu gidişle önüne geçilmez. Ağzına sağlık kardeşim. Nuran Hanım çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Umudumuz var hala. Allah yukarıda. İnşallah bu süreci de minimum zararla atlatırız diyelim. Bakıldığı zaman şu anda Avrupa maddi manevi problem yaşıyor. Bir yandan dışarıdan içeriye virüslü insanların girmesi engelleniyor. Bir yandan içerideki insanların etrafındaki insanlara virüsü yaymasın diye bir çalışma, bir mücadele söz konusu. Allah sağlık personellerinden razı olsun. İnşallah Allah'ım kolaylıklar versin. Tüm dünyada nerede sağlık çalışanları varsa Rabbim onlara kolaylık versin. İşleri gerçekten çok fazla zor diyebilirim. Devam edelim yorumları okumaya. Şükrü Eksi, bu ipotek krediyle ilgili bir açıklama var mı acaba? Şükrü Bey, Aktif TV'nin Facebook sayfasında FVS Muhasebe Ofisi ile hazırladığımız makaleler var. Uzman kişilerin hazırladığı makaleler var. Bir kontrol edin dilerseniz. Eğer sorunuzun cevabı yok ise o yayınlardan birinin altına yorum olarak yazarsanız 3 tane uzman arkadaşımız sizlere bu konuda bilgi aktarımını sağlayacaktır diyelim. Değerli izleyenler, tekrar ediyorum, lütfen yayınımızı paylaşmayı unutmayın. YouTube üzerinden YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu anda Facebook üzerinde izlediğiniz canlı yayının yüksek kalitesi, yani 1080p Full HD olarak YouTube'dan gönderiyoruz. Chromecast'tan televizyonunuza gönderin, canlı olarak bizleri izleyin diyelim. Değerli izleyenler, yorumları okumaya devam ediyoruz. Dudu Uçan, sadece 6000 Ümre'den gelen halk var. Doğrudur, şu anda Ümre'de de bayağı bir sıkıntılar var, yok değil. Tabii o ayrı bir konunun konu diyebilirim, ayrı bir konu, ayrı bir vaka. Dolayısıyla Allah yardımcımız olsun. Şu anda cenazeler bile Türkiye'ye giderken sıkıntı yaşıyor. Buradan hiç kimse Türkiye'ye cenazeyle birlikte gidemiyor. Cenaze oradaki insanların teslim almasıyla defne ediliyor. Bu da bir sıkıntı. Allah'ım yardımcımız olsun. Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Gerçekten kolay değil. Semiha Gök yazmış. Karar verildi. Malum bizim vatandaşlar hepsi parklara doldu. Günah değil mi? Neden bir karar açıklandı? Hani nerede? Neden karar uygulamıyorlar? Bizler evden çıkamıyoruz. Dünya zarardayız. Tabii ki canımız daha önemli. Madde ortaya koydular. Haberde canlı, önemli, bu devlet çıkma yasağı verdiler. Çünkü biliyorlar insanlar çıkacak, Belçika'dan icraat yok. Sadece çıkarsak toplamda ceza var. Tabii ki Belçika parasız kaldı. Şimdi bu önlemlerin alınması yerindedir diyebiliriz ama tabii insanlarımız kurallara uymuyorlar. Yani özellikle yabancıların yaşadığı mahallelerden geçtiğimde ben hep kalabalık görüyorum. Yani kalabalık derken insanlar hep dışarıdalar. Ama
Bu Flaman bölgelerine bakıyorum ya da yabancıların daha az olduğu bölgelere bakıyorum. Oralarda insanlar çok tek tük geçiyor. Spor yapanlar var, koşanlar var, bisiklet sürenler var. Ama bizim gibi kalabalık gezmiyorlar. Maalesef yabancıların olduğu bölgeler kalabalık. Yapmayın arkadaşlar. Kendi canınızı düşünmüyorsanız çocuklarınızın canını düşünün. Onu da düşünmüyorsanız sevdiklerinizin canını düşünün. Onları da düşünmüyorsanız bu ülkede yaşayan 11-12 milyon insan var. Bunların canını düşünün. Lütfen sokağa çıkmayın işiniz olmadıkça. Evet. Yorumları okumaya devam ediyorum ve yayınımızı lütfen arkadaşlar paylaşmayı unutmayın. Sinan Karada, selam, neden Amerikan askerleri var Almanya'da? Şimdi bir tatbikat neticesinde Avrupa'da bazı bölgelerde tatbikatlar yapılacaktı. Ama bu konuyla alakalı bir açıklama göremedim. Ama takipteyim, öyle bir konuyla alakalı açıklama yakaladığım an inşallah buradaki yayınları takip edin. Bu konuyu gündeme getireceğim. Dudu Aksu Halat, koronavirüsü sizce bazı insanların Covid-19 virüsünü yaptırıp da hem para kazanmak için hem de bazı insanları bilinçli şekilde öldürmek için yapıldığına dair büyük iddialar var. Dudu Hanım, bunlar komplo teorilerine giriyor. Böyle bu tür takım açıklamalar var, yok değil. Ama şimdi böyle bir süreçte insanlar zaten tedirginken böyle bir sürecin içinde böyle bir konuyu konuşmak, bilmiyorum ne kadar doğru olur ama söylemlerinizde haklısınız. Bu gibi konular konuşuluyor, çokça konuşuluyor, çokça gündemde var. Ama biz şu anda medya mensupları olarak ya da gazeteciler olarak sorumluluklarımız çerçevesinde böyle bir şeyin var dememiz mümkün değil. Çünkü bizim var dememiz için resmi bir kaynağın elimizde olması gerekiyor. Eğer resmi bir kaynak yoksa bu duyum olabilir, teori olabilir ya da iddia olabilir dediğiniz gibi. Bilmiyorum ama bir şeyler var yani. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Bunu herkes anlayabiliyor ama bunun ne olduğunu bilmek çok zor. Özellikle böyle bir süreçte ülkelerin tamamı şu anda vatandaşların yaşatma mücadelesi veriyor. Ve virüsün nereden geldiğini şu anda kimsenin araştırabilecek bir durumu yok. Ama ilerleyen zamanlarda bu virüse antivirüs üretildiği zaman, o zaman inşallah buna fırsatımız olacak. Bu konuları irdelemeye fırsatımız olacak. Varsa komplo teorileri, onların hepsini de masaya yatırıp stüdyomuzda inşallah konuşacağız. Aktif TV ekranlarındayız şu anda değerli izleyenler. Belçika'nın ilk Türkçe televizyon kanalının şu anda sosyal medya hesabı üzerinden sizlere sesleniyorum. Değerli izleyenler, lütfen yetkili makamların yapmış olduğu açıklamaları göz ardı etmeyin. Sizlerden ricam bu. Yorumlar okumaya devam edeceğim. Bu arada ben konuşurken görüntülerle sizlere animasyonlarla koronavirüsün bizlere ne gibi etkileri olabilir sizleri aynı anda da görüntülerle baş başa bırakmak istiyorum. Sizler için hazırlık yaptım. Umarım donmadan, takılmadan, ses kesintisine uğramadan inşallah yayınımız sizlere aktarılır diyelim. Değerli izleyenler, yorumlarınızı okumaya devam edeceğim. Yorum yapmaya devam edin. Yorumlarınızı atmaya devam edin. Sizlerden ricam, lütfen değerli dostlar, lütfen yayınımızı sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşın. Yayınlarımız maalesef şikayet ediliyor. Bundan dolayı da yayınlarımız kısıtlanıyor. Gönderdiğimiz yayınlar kısıtlamaya uğruyor. Maalesef bakıldığı zaman ben şu anda mesela Aktif TV'nin Facebook sayfasında ne yorum yapabiliyorum ne de paylaşım yapabiliyorum. Çünkü kısıtlandı. Dolayısıyla sizlerden ricam, bu kısıtlamaların önüne geçebilmek için, sizlere de güncel bilgileri aktarabilmek için lütfen yayınımızı paylaşın, beğenin. YouTube kanalımıza girin. Şu anda YouTube kanalımız üzerinde de bir canlı yayın söz konusu. Yüksek kalitede değerli izleyenler, yüksek kalitede şu anda YouTube üzerinden de Aktif TV'yi izleyebilirsiniz. Değerli dostlar, şu anda YouTube üzerinden de bizleri izleyen var. 1080p Full HD değerli izleyenler. Full HD kalitesinde sizlere yayınımızı ulaştırıyoruz. Sizlerden ricamız, lütfen yayınımızı paylaşın, beğenin ve YouTube kanalına girerek, Aktif TV'nin YouTube kanalına girerek orada yüksek kaliteden izleyin.
Aynı zamanda da YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Bu Brüksel'de toplanmanın yanı sıra değerli izleyenler, Belçika'da sınır kapatılmasıyla alakalı da sizlerle konuşmak istiyorum. Bizler için şu anda önemli bir durum bu. Çünkü sınırların kapatılması demek, şu anda bakıldığında sınırların kapatılması demek, Belçika'ya dışarıdan virüslü insanların girişine yasak konuldu demek diye anlayabiliriz. Bu çünkü önemli bir şey değerli izleyenler. Belçika'da bakıldığı zaman vakaların büyük bir çoğunluğu maalesef dışarıdan gelme değerli dostlar. Dışarıdan gelen virüsler olduğu için bu virüslerin engellenmesi demek dışarıdan gelen insanları engellemek anlamına geliyor. Bu pek de hoş karşılanabilir mi bilmiyorum ama sonuçta arada bir Schengen anlaşması var. Dolayısıyla bu Schengen anlaşmasından dolayı Avrupa Birliği ülkeleri birbirine sınır kapatmaması gerekiyor. Ama bu durumda bakıldığında Belçika İçişleri Bakanı Pieter de Krem bir açıklamada bulundu değerli izleyenler. Açıklama şu şekilde: bugün saat 15'ten itibaren Belçika'da sınır kontrolleri düzenlediğini Sayın Bakan'ın, Sayın Krem'in kabinesi duyurdu. Bu arada Sayın Krem, CD&V partisi üyesi. Koronavirüsün yayılmasına karşı mücadele ile ilgili sınırlama önlemlerinin bir parçası olarak gerekli görülmeyen hareketleri tespit etmek için Cuma günü, yani bugün saat 3'ten itibaren ülke sınır kontrolleri düzenleniyor. İçişleri Bakanı Pieter de Krem kabinesi Belçika topraklarında başka bir yere seyahat etmeyi de yasakladı. Belçika'dan giriş ve çıkışlar kapatıldı. Tabii ki kargo transferleri devam edecek. Kargolar için değil. Ama bunu da belirtmek gerekiyor. Bir önemli nokta daha var değerli izleyenler. Belçika'ya turist girişi de yasaklandı. Bugün itibariyle, 3 itibariyle, yani yaklaşık 2-3 saat önce Belçika'ya turist girişi de yasaklandı. Ülkeye girmeye çalışanlara ceza yazılacak. Kriz Merkezi Başkanlığı'nda Federal Koordinasyon Komitesi, COFECO, bu önlemlerin uygulamasından yana inisiyatif almış. İçişleri Bakanı Belçika'daki Belçika'dan başka bir ülkeye geçiş kesinlikle yasaktır. Federal polis ve yerel polis bölgeleri bu tedbirin uygulamasından yana inisiyatif alarak sorumluluğunu yerine getirecek. Yani sınırlarda giriş çıkışlar kapatıldı. Polis bu konuda önlem alacak. Hollanda Başbakanı Mark Rutte Cuma günü, yani bugün, yaptığı haftalık basın toplantısında ülkesinin sınırlarını Belçika ve Almanya'ya açık tutmak istediğini belirtmişti değerli izleyenler. Tekrar ediyorum, Hollanda Başbakanı Mark Rutte Cuma günü yaptığı haftalık basın toplantısında ülkesinin sınırlarını Belçika ve Almanya'ya açık tutmak istediğini belirtti. Değerli izleyenler, bunun da altını çizmiş olalım. Belçika'da artık ülkeye giriş ve sınır çıkışlar kapatıldı. Bu beklenen bir karardı. Zaten böyle bir kararın alınmasını bekliyorduk. Eminim sizler de bekliyorsunuzdur. Bu arada değerli izleyenler, yorum yapabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyacağım. Soru sorabilirsiniz. Sorularınızı var ise şu anda cevaplayacağım. Yok ise not alıp önümüzdeki programlarda cevaplayacağım inşallah. Elimden geldiği kadar sizlere bunu bu bağlamda bilgi aktarmak istiyoruz. Onu belirteyim değerli izleyenler. Kolay değil. Süreci takip etmek kolay değil. Sürekli yeni bilgiler geliyor. Sürekli
iddialar ortaya atılıyor. Temiz bilgiyi, sağlıklı bilgiyi bu bağlamda Belçika'da bulmak, tedarik etmek kolay değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla sizlerin de yorumlarına ihtiyacımız var. Hangi konuyu ne şekilde konuşalım diye oturup hazırlık yapmaktansa soruyu direkt sizden alıp soruları direkt cevaplama taraftarı oldum. Bunun da bilgisini vereyim. Lütfen yayınlarımızı paylaşın. Paylaşın, daha fazla insana ulaşalım. Daha fazla yorum yapalım. Daha fazla insana ulaşalım. Daha fazla insan demek, daha fazla bilgi demek. Değerli izleyenler, Belçika dediğim gibi bu bağlamda sınırlarını kapattı. Bir de değerli izleyenler, Belçika polislerinden bir çağrı var bizlere. Aynen şöyle söylüyorlar. Biz korunamıyoruz ama yine de sizin için aradığınızda orada oluyoruz diyor. Şu anda hastanelerde bir yığılma var. Polisler orada güvenlik önlemi almaya çalışıyor. O koronavirüsü olan insanların arasında. Korunamadan, kendilerini koruyamadan görevlerini icra ediyorlar. Ya da bir durum olduğunda ev ziyaretlerinde bulunduğunda ya da herhangi bir vaka yaşandığında olaya intikal ettiklerinde korunamadıkları için de bir sıkıntı söz konusu. Bir polisimiz bir görüntü ile yazmış, korunamıyoruz ama yine de sizin için orada olacağız gibi bir ifade kullanmışlar. Ben görüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli izleyenler, şöyle görürseniz, şöyle bakmak isterseniz çok böyle gerçekten üzücü. Çünkü bakıldığı zaman yani devletin polisi, memuru ama bakıldığında maalesef bir sıkıntıyla karşı karşıya kalındığında çaresiz kalabiliyorlar. İşte görüntü. Şu anda gördüğünüz görüntü, değerli izleyenler, polislerimiz tarafından paylaşılmış bir böyle görüntü. Ve biz korumasızız ama senin için orada olacağız diye bir ifadeyle bunu paylaştılar diye biliriz. Değerli izleyenler, Belçika polisi görüyorsunuz durum ne olursa olsun olaya intikal etme maksadıyla elinden gelen özveriyi sağlıyor değerli izleyenler. Gündem devam ediyor. Tabii gündemde çok fazla konu var. Covid-19 en çok Valon bölgesinde, Valoni'de etki göstermişti. En çok Valoni'nin Mons bölgesinde etki göstermişti demiştik. Cuma günü yayınlanan yeni rakamlara göre, yani bugün yayınlanan 20 Mart Cuma yayınlanan açıklamaya göre Belçika'da şu anda 462 yeni koronavirüsü vakası tespit edildi ve toplamda 257 kişi enfekte oldu. Mons bölgesinde birkaç kişi yer aldığını ifade ediyorlar ama görünüşe göre yani bakıldığında Valoni bayağı bir etkilenmiş. Şu anda bakıldığında Mons bölgesinde 200'den fazla pozitif vaka olduğunu ifade ediyorlar. Aynı tarihte Namur gibi büyük şehirlerde daha az etkileniyor bundan diyor. Ancak bakıldığında sadece ciddi vakaların hastanede tutulduğu ön planda alınırsa, bugün bakıldığında da zaten Belçika'da toplamda 24 saatte 23.423 bugüne kadar Belçika'da yapılan, yani yaklaşık 24 bin test, 2200'de 24 saatte yapılan test söz konusu, 2200. Toplamda 37'ye varan koronavirüs ölüm vakası. Bugün 16 ölümle toplamda 36'ya ulaştık. Son 24 saat içinde de değerli izleyenler koronavirüsüyle alakalı bir grafik yayınlandı. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum.
şu an ekranda gördüğünüz grafik Belçika yetkililer tarafından paylaşılmış grafik. İkinci grafik geldi. Bu da yetkililer tarafından paylaşılmış grafiklerden bir tanesi. Koronavirüsünün yoğunluğunu gösteriyor. Burada da görüyorsunuz değerli izleyenler, durum gerçekten vahim. Değerli izleyenler, bir diğer önemli konu var. Tüm çalışanlar için garanti gelir ödeneği. İlk defa evrensel bir ödenek uyguluyoruz diyor George Louis Bosch. Ne diyor? Federal hükümet tarafından garantili bir gelir ödeneği uygulanacak. Çalışanlar, işçiler ve serbest çalışanlar için federal hükümet tarafından garantili bir gelir ödeneği uygulanacağı ifade ediliyor değerli dostlar. Bunun da altını çizelim. Sınırlar kapatılmıştı dedik. Polisler Limburg tarafından Belçika'ya girmeye çalışan 700 Hollandalıyı durdurdu demiştik. Değerli izleyenler, bu da bizim için önemliydi. Dışarıdan gelen insanlarda koronavirüs olma ihtimali çok fazla. AB kurumlarından biraz bahsedelim değerli izleyenler. AB kurumları ile NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'da virüs bulaşanların sayısı bugün olarak 462. Toplamda 2257 vaka, 16 ölüm, hayat kaybetmesiyle toplamda 37 kişi hayatını kaybetti. Belçika Yabancılar Ofisi, değerli izleyenler, Belçika Yabancılar Ofisi gözaltı merkezinde tutulan ve belgesi olmayan 30 sığınmacıyı serbest bıraktığını açıklarken, Sağlık Bakanlığı ise Çin'den ülkeye 500 milyon maskenin getirildiğini, 5 milyon maskenin getirildiğini ve bu maskelerin hastaneye dağıtıldığını duyurdu. Değerli izleyenler, burada Anadolu Haber Ajansı'nın haberini de demin fark ettim. Çin'den Belçika'ya giren maske sayısını 500 milyon olarak duyurmuş değerli izleyenler Anadolu Haber Ajansı. Avrupa kurumları ise birçok toplantısını Covid-19 salgını nedeniyle sanal ortama aldı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, biliyorsunuz Belçika'nın daha önce başbakanıydı Charles Michel, 26 Mart'ta tüm üyelere bir Covid-19 konferansı yapılacağını duyurdu. 26 Mart'ta değerli izleyenler, aynı gün yine video konferansıyla olağanüstü genel kurul düzenlenecek. Avrupa Parlamentosu'nda ise Polonyalı milletvekili Adam Jurubas Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Jurubas hastanede olduğunu ve kendini iyi hissettiğini söyledi. Belçika'daki Charlova havaalanı da değerli izleyenler 24 Mart Salı gününden itibaren 5 Nisan'a kadar kapatılacağı duyuruldu. Değerli izleyenler, tekrar ediyorum. Belçika'daki Charlova havaalanı 24 Mart Salı gününden itibaren 5 Nisan'a kadar kapatılacağını duyurdu değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Slovenya'da katı tedbirler aldığını ifade ediyor. İtalya'nın komşularından Slovenya'da virüs bulaşan kişi sayısı 319'a çıkarken, kısa bir süre önce kurulan yeni hükümetin salgının yayılmasını engellemek için aldığı bir dizi katı tedbirler ise dün gece yarısı yürürlüğe girdi değerli dostlar. Dünyada bu konuyla alakalı bayağı bir tedbir var. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü virüs bulaşan kişi sayısının 2958 artarak 13.950'ye yükseldiğini duyurdu. Enstitü can kaybı sayısı 31 olarak açıklarken ülke medyası vaka sayısını 16.626, can kaybı sayısını ise 44 olarak verdi. Değerli izleyenler, Malta Halk Sağlığı Kurumu yöneticisi Şarmine Gucici ülkedeki vaka sayısının 11 kişi daha artarak 64'e yükseldiğini açıkladı. Değerli izleyenler, Finlandiya'da hasta sayısı 20-30 kat fazla olması
ülkede insanlar arasında endişeye yol açtı. 400 civarında olduğu açıklanan COVID-19 vaka sayısının aslında 20-30 kat daha fazla olmasından endişe duyulduğu ifade ediliyor. Finlandiya'daki testler tek merkezde yapılırken yetkililer detaylı bilgi vermekten maalesef kaçınıyorlar. Ülkeler maalesef bu konuda bir inisiyatif almıyor ve bilgileri insanlardan gizliyorlar. Bulgaristan'da yaşlılara özel alışveriş saatleri uygulaması gündemde değerli dostlar. Bulgaristan'da COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 112'ye çıkarken Çin'in temelli ilaçların ihracatını yasakladı. Bu arada ülkede alınan yeni önlemler kapsamında yaşlıların sadece sabah 5'ten 8'e kadar alışveriş yapmalarına izin verilecek. Değerli dostlar, Avusturya'ya gidiyoruz. Avusturya'daki vaka sayısı 2264'e yükselirken Başbakan Sebastian Kurz salgının yayılmasını azaltmak amacıyla 16 Mart Pazartesi günü hayata geçirilen dışarı çıkma kısıtlamalarının 13 Nisan'a kadar uzatılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Raduf Anthober de alınan önlemlerin etkili olmaya başladığını belirterek virüs bulaşanların sayısı büyük bir kısmında azalma olduğu ifade edildi. Durumu çok ağır olan insanların olmadığını ve mevcut koronavirüsü bulaşan kişilerin ise evlerinde tedavi edildiğini belirtti. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, gündem bu şekilde devam ediyor değerli arkadaşlar. Yorumlarınızı az sonra okuyacağım inşallah. Yorumlarınızda neler söylediyseniz hepsini tek tek okuyacağımdan hiçbir şüpheniz olmasın. Aktif TV'deyim değerli izleyenler. Önce biraz Avrupa gündemine biraz ufaktan girelim istedim. Çünkü oralarda olanlar buralarla çok bağlantılı. İşte Almanya bir kanun çıkartıyorsa, bir karar alıyorsa, bir önlem alıyorsa, Belçika uygun görüyorsa hemen onu hayata geçiriyor. Beklemeye zaman yok. Dolayısıyla bir başka ülkede ne olduğunu iyi bilirsek, kendi ülkemizde olanlarla alakalı da birazcık bilgi sahibi olmuş oluruz. Okumaya devam edelim. Sizleri görüntülerle bırakıyorum, animasyonlarla bırakıyorum. Koronavirüsünün animasyonlarıyla alakalı ne gibi durumlar var? Bunları da en azından ekranda görme fırsatı bulmuş olacaksınız. Değerli izleyenler, Çekya Ulusal Kriz Birimi Başkanı Roman Parumula ülkedeki vaka sayısının 765'e çıktığını açıklayarak Nisan ayının ortasına kadar vaka sayısının 15.000'e yükselebileceğini duyurdu. Vaka sayıları ayrıca Polonya'da 378'e, Slovakya'da 124'e, Hırvatistan'da 113'e, Bosna Hersek'te 69'a, Kuzey Makedonya'da 67'ye, Kosova'da 21'e, Karadağ'da ise 13'e çıktı. Yunanistan'da 87 yaşındaki bir kişinin hayatını yitirmesiyle can kaybı 7'ye, Polonya'da virüsten hayatını kaybeden sayısı da 6'ya yükseldi. Bunu da belirtmiş olalım değerli dostlar. Gambiya yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 13 Avrupa ülkesine seyahat yasağı getirdi. Değerli izleyenler, devlet başkanlığından yapılan açıklamada İngiltere, İspanya, Fransa, Polonya, Almanya, İsveç, Danimarka, İsviçre, Hollanda, Norveç, Avusturya, Belçika ve Portekiz'e ikinci bir emre kadar seyahat yasağı getirdiğini bildirdi. Çin ve İran dahil virüsün etkilediği 47 ülkeden dönen Gambiya vatandaşlarının 14 gün mecburi karantinaya alınacağı kaydedildi. Gambiya'daki bir kişi COVID-19 görülmesi üzerine okullar kapatılmış ve ulusal meclis çalışmalarına ara vermişti. Afrika'da COVID-19 görülen vaka sayısı ise değerli izleyenler 600'ü geçmiş, 18 kişi de hayatını yitirmişti. Bunu da belirtmiş olalım. Değerli izleyenler, Belçika'da ünlü araba markaları çalışmalarına ara verdi. Volvo'dan yapılan yazılı açıklamada koronavirüs salgınının piyasaları zayıflattığı, üretimde aksaklığa yol açtığı ve çalışanların sağlığıyla ilgili kaygılara neden olduğu
kaydedildi. Volvo, Jaguar, Land Rover, Bentley gibi otomobil üreticileri yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle Volvo ile beraber çalışmalarına ara verdi. Şirketin tüm çalışanlarının sağlığı ve güvenliğine öncelik verdiğini ifade eden açıklamasında bu çerçevede Volvo Belçika fabrikasının 5 Nisan'a kadar kapalı kalacağı, İsveç ve ABD'deki fabrikaların 26 Mart 14 Nisan'da üretime ara vereceği bildirildi. Jaguar Land Rover da bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'deki tesislerde üretime geçici olarak ara verildiği bildirildi. Açıklamada şirketin bu aşamada üretime 20 Nisan'da başlamayı öngördüğü, Slovakya'daki ve Avusturya'daki üretimin de daha önce alınan karar doğrultusunda durdurulduğunu hatırlattı. Bentley'de koronavirüs salgını nedeniyle bugün itibariyle İngiltere'de üretimini durdurma kararı aldığını açıkladı değerli izleyenler. Bakalım daha neler var sizlere aktarabileceğim. Bilgiler çok fazla, dediğim gibi bilgi çok fazla. Bu bilgileri inşallah gün boyunca okuyarak sizleri bilinçlendirmeye çalışacağım. Tabii sizlerden ricam, lütfen sosyal medya hesaplarınız üzerinden Aktif TV'nin bu canlı yayını paylaşın, beğenin, YouTube'a girin. YouTube'da, Facebook'ta çok daha yüksek kalitede yayın var. 1080p Full HD olarak lütfen YouTube kanalımıza da abone olun. Çünkü Facebook birçok noktada elimizi ayağımızı bağlamış durumda. Sizlere ulaşma noktasında bayağı bir bizlere sıkıntı yaratıyor. Değerli izleyenler, lütfen sosyal medya hesaplarınız üzerinden çalışmalarımızı paylaşın. Ne kadar çok insana ulaşırsa dediğim gibi o kadar çok verim alacağız. Facebook zaten birçok noktada yaptığımız çalışmaları engellemiş durumda. Belki yarın canlı yayın yapamayabilirim. Çünkü bugün iki tane hesabıma kısıtlama getirildi. Sizlerden ricam, lütfen öncelikle canlı yayınımızı paylaşın, beğenin ve lütfen YouTube'a girerek Aktif TV'nin YouTube kanalına abone olun. Oradan da sürekli canlı yayınlarımız devam ediyor olacak. Belki ilerleyen zamanlarda sadece YouTube'da olacak. YouTube, Facebook değil de sadece YouTube'da olabilir. Bunu da belirtmiş olayım değerli izleyenler. Yorumlarınızı okuyacağım. Ondan sonra kaldığımız yerden gündeme devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, yorumlara devam ediyoruz. Mahmut Çevik, dikkatli olun, Mons'ta çok fazla var diyor. Evet, bu konuyu zaten az önce konuştuk. Mons, Valon bölgesinde en fazla maalesef koronavirüs vakasına maruz kalmış şehirlerden, bölgelerden bir tanesi. Bakalım daha neler var. Bakalım. Evet, merhabalar. Bu süreç Eylül ayına kadar sürecek diyorlar. Doğru mu? Şimdi bu süreç Eylül ayına kadar sürer mi? Çok da belli değil aslında. Belçika'da 5 Nisan'a kadar diyor ama o 5 Nisan süreci içerisinde insanlar, yani dünya şu anda biliyorsunuz koronavirüsüne karşı bir şeyler üretme noktasında çaba sarf ediyor. Eğer dünya genel olarak koronavirüsünden arınamazsa verilen tarihlerin hiçbir karşılığı olmaz. Sonuç itibariyle dünyanın rutin hale dönmesi için koronavirüsün çözümünün bulunması gerekiyor. Bu nesil, yani 2000 yıllarında doğup bugüne gelen neslin hiç tahmin etmediği bir süreç aslında bu. Açıkçası ben de öyle düşünüyorum. 90'lı yıllar, 80 ve 90 yılları arasında doğanlar gibi. Özellikle bu süreci değerlendirdiğinde evet, teknoloji gelişiyor, birçok noktada insanlar üretim yapıyor, telefonlar artık smartlaştı, akıllılaştı, birçok
evler artık elektronik olarak yani akıllı evler üretiliyor. Yani böyle bir süreçte açıkçası ben böyle bir virüsle karşı karşıya kalabileceğimizi düşünmüyordum. Ufak tefek virüsler oluyordu ama çözüm üretiliyordu. Yani bizi bu şekilde köşeye sıkıştırıp bizi çaresiz bırakan bir virüsün olabileceğini açıkçası düşünmüyordum. Bu vesileyle de yaşamış olduk, görmüş olduk ama verilen tarihlere aldırış etmemenizi öneriyorum. Çünkü şu anda verilecek hiçbir tarihin karşılığı yok. Bunu yaşayarak görmek zorundayız maalesef. Yorumları okumaya devam ediyorum. İknur Akın, selam, Türkiye'de araştırmacılara göre %99 evde kalanlar daha azmış. Evde kalalım, hepimiz için sabırlar atlatırız Allah'ın izniyle inşallah, amin. Elbette, aleyküm selam diyelim öncelikle. Elbette şu anda evde kalma süreci bizim için çok çok daha uygundur. Yetkililer de bunu söylüyor. Ne kadar çok evde kalırsak, şu anda zaten dünya bu virüsü antivirüs üretmeye, yani bu virüsü yok etmeye yönelik bir çalışma içerisinde. Sadece evde kalmamız demek zaman kazandırmamız demek. Yani bilim adamlarına, doktorlara, bu işi yapan ilaç firmalarına zaman kazandırıyorlar aslında şu anda hükümetler olarak. Dolayısıyla evde kalmamız, sabırla beklememiz lazım. Belki 2 gün sonra bu antivirüs çıkacak. O 2 gün, 3 gün, 5 günde, 1 hafta, 10 günde dünyaya yayılacak. 1 ay sonra biz bunları unutacağız. Ama her halükarda elbette evde kalmamız en mantıklısı diyebilirim. Evet. Semiha Gök, madem çıkma yasağı var neden ilaçlamıyorlar? Hep saçma çıkıyoruz. Haydi sokakları ilaçlasınlar. Hayır, yok, çıkmayalım. Nerede bu uygulama? Kanun, işler durdu. Randevularımız iptal oldu. Şu anda sağlık durumu sorunu yaşayanlar. Peki durumu hangi kapıyı çalacak söyler mi bu hükümet? Şimdi Semiha Hanım çok haklısınız. İlaçlanması gerekiyor ama şu anda Belçika hükümeti enfekte konusunda, dezenfekte konusunda muazzam sorunlar yaşıyor. Hazırlıklı değildi. Dışarıdan bir şeyler ithal etmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz maske de bu konuda çok sıkıntıydı. Dolayısıyla sokağa çıkmamak en sağlıklısı. İnanın sadece Belçika'da değil, Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da Belçika gibi çaresiz kalmış durumda. Çünkü beklenmedik bir şeydi. Yani bugün Belçika'ya dışarıdan bir saldırı gelse, bir askeri harekat olsa bunu önleyebiliriz. Yani bu önlenebilir ama şu anda bütün ülkeler kendi derdinde, hiçbir ülkeyle görüşmek istemiyor, kendi sorunu çözmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu süreci atlatana kadar böyle gidecek diyelim. Değerli izleyenler, bu arada lütfen yayınımızı paylaşmayı unutmayın. Yayınlarımızın herkese ulaşması için sizlerin paylaşması gerekiyor ve dediğim gibi az önce Facebook bizi birçok noktada engelliyor. Bu da bizim sizlere ulaşmamız noktasında sorunlar yaratıyor. O yüzden Aktif TV'nin YouTube sayfasına, YouTube kanalına girip abone olursanız, oradan canlı yayınları takip ederseniz çok çok daha sizin için iyi olur. Hem Facebook'taki yayın düşük kalite, YouTube'dan gönderdiğimiz yayın çok çok daha yüksek kalitede. Bunu da belirteyim değerli izleyenler. Yorumlarınızı okumaya devam edeceğim değerli dostlar. Birçok yorum var. Bu yorumların tamamını elimden geldiği kadarıyla okumaya devam edeceğim. Yorumlar var. Yorumları önce okuyalım, sonra gündemimize devam edelim. Tabii yorumlar geldikçe bir üste kayıyor. Ve altta kalanları göremiyorum. Bu yüzden hakkınızı helal edin. Bayağı bir yorum var. İnşallah bu yorumların hepsini söz verdiğimiz gibi okumaya devam edeceğiz. Soruları cevaplamaya inşallah devam edeceğiz diyelim. Bakalım. Semiha Hanım, maalesef yani çok böyle strese girip daha fazla böyle psikolojinizi bozmayın. Sabırlı olun. İnşallah bu süreç atlatılacak. Bütün dünya zaten şu anda bu virüsü çözmeye yönelik gece gündüz çalışıyor. Dolayısıyla evde kalmak
Şu anda en önemlisi, evet maalesef cenazelerimizi Türkiye'ye göndermekte sorun yaşıyoruz. Ama inşallah geçecek, atlatacağız diyelim. Silver Cici Ahmedova, Belçika'da çalışma yasak, çalışmıyor. Yatacakları, kiraları nasıl ödeyeceğiz? Bununla ilgili biraz bilgi. Selver Hanım, Aktif TV'nin Facebook sayfasında bu konuyla alakalı FVS Muhasebe Ofisi güncel bilgiler paylaşıyor. Dilerseniz oraya girin. Orada mevcut yayınlar var. Onların altına dilediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Uzman 3 tane arkadaşımız inşallah sizlerin sorularını cevaplamak için bekliyor olacak diyebilirim. Değerli izleyenler, yorumlara devam edeceğiz. Semiha Gök, neden yaşlılara ölmeleri yönlendiriyorlar? Çünkü birikim devlete kalacak. Biz Türk ve Belçika vatandaş için hep ezildik. Maalesef Semiha Hanım, dediğim gibi sabırlı olmak bu noktada çok önemli. Yakup Sibel Bezenk, selamlar. Türkiye'ye, Mersin'e selamlar olsun. Zekiye İslamova, İsmailova, özür dilerim. Merhaba. Eşim DOP'ta, yazmışlar haberde, 1450 verilecek. Kime ve kimlere yardım edilecek? Su, elektrik. Zekiye Hanım, dediğim gibi Aktif TV'nin Facebook sayfasında bu konuyla alakalı bilgi var. Mevcut bilgilerin altına yorum olarak da sorabilirsiniz. Yorumları okumaya devam edeceğim. Murat Yalçınkaya, selam abi, yaz tatilleri iptal olacak mı? İşte bu da süreçle alakalı. Değerli Murat, bu süreçle alakalı. Eğer süreç içerisinde biz koronavirüsünden arınabilirsek, yani bir problem yok, ama koronavirüsünden, eğer koronavirüsünü bertaraf edemezsek, yani gidişat şu anda çok kötü görünüyor. İzinleri bırak, tatilleri bırak, sokağa çıkamayacak ve Allah korusun ekmek bile alamayacak durum oluşabilir, kıtlık oluşabilir, Allah korusun. Dolayısıyla bu virüsten öncelikle kurtulacağız, ondan sonra tatile bakalım, Allah kerim. Bakalım. Ertan Tayir, transport kargo işine yasak gelecek mi? Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Transport ve kargoların çalışması gerekiyor. Çünkü üretim var, tüketim var. Bunun, bu dengenin bozulmaması için ülkeler bile sınırlarına yasak koyduğunda transport işine kesinlikle yasak koymuyor. Kargo taşımacılığı devam edecek. O konuda için rahat olsun. Semiha Hanım tekrar yazmış, Belçika geç kaldı Suat Bey. Çin'de bu olay çıktığında Belçika önlemi almalıydı. Hani derler ya, tren geçti, Belçika öküz gibi baktı. Şimdi de olan bize oldu, vatandaşlar oldu. Bunun sonu ne olacak? İnşallah hayır olacak Semiha Hanım. Allah'ın izniyle bütün dünya şu anda bu konunun üzerinde çalışıyor. Bir ülke bir gelişmeye götürdüğünde, ufak bir gelişme oluşturduğunda hemen Dünya Sağlık Örgütü'ne bildiriyor. Dünya Sağlık Örgütü de bunu bütün ülkelere yolluyor, paylaşıyor ki güncel bilgi var, bunun üzerinden gidin, rotanız bu olsun diye. Yani şu anda bu bir dünya, küresel bir sorun. Bu şekilde bakmak lazım. Sadece Belçika değil, birçok ülke maalesef tedbir almakta geç kaldı, ciddiye almadı. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıya kaldık diyebilirim. Gülümser Ramadonova, evde kalın diyorlar ama santiyelerde çalışan var. Niye sokakları ilaçlamıyorlar? Bu şekilde bu virüs bitmez bu şekilde. Değerli izleyenler, değerli Gülümser Hanım, Belçika'da şu anda yeterli bir altyapı yok. İmkanlar çerçevesinde önlemler alınıyor. İşte tramvaylara 15 kişi binme sınırı getirildi. Otobüslere 5 ile 12 arasında binme sınırı getirildi. Bazı duraklar, bazı bölgelerde dezenfekte çalışmaları var ama genel olarak yapıldı mı, yapılamadı. Çünkü yeterli bir altyapı yok, yeterli personel yok, yeterli malzeme yok, ekipman yok, araç yok, gereç yok. Dolayısıyla böyle bir sorunla karşı karşıyayız ama inşallah bunlar dışarıdan tedarik ediliyor, ihraç edilmeye çalışılıyor. İnşallah kısa bir zamanda bu enfekte olaylarıyla alakalı o yaşadığımız sorunlar son bulur diye düşünüyorum. Maske problemi vardı. Belçika gazeteleri 5 milyon dedi. Anadolu Haber Ajansı 500 milyon diyor. Bilmiyorum, orada bir eksikliklik olabilir.
Ama yanlışlık da olabilir. 5 milyon yerine 500 milyon da yazmış olabilirler. Dolayısıyla böyle de bir durum söz konusu. Semiha Hanım, size hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ederim Semiha Hanım. Eksik olmayın. Allah razı olsun. İnşallah bir an önce bu süreçten minimum zararla çıkarız diyelim. Bakalım neler var. Selamun aleyküm Zekeriya Öğüşlü. Selamun aleyküm. Saat 11'de Liège Hollanda'ya alışverişe hiç kimse ne maske ne eldiven ne bir önlem almış. Panik havası yok. Şimdi Zekeriya Bey, bugün bakan açıklama yaptı, İçişleri Bakanı. Saat 15 itibariyle, yani öğleden sonra 3 itibariyle Belçika'ya giriş ve çıkışlar yasaklandı. Şu anda Belçika'ya giriş çıkış yok. Öyle bir durum olursa polisler zaten hemen orada müdahale edecekler. Dolayısıyla gündüz olabilir ama öğleden sonra bu yasaklandı. İsmail Has, Allah ne zaman isterse o zaman biter bu musibet. En iyi korunma Allah'a dua etmektir. Çok doğru. İnşallah Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Filiz Dönmez, kolay gelsin, bilgileriniz için teşekkürler demiş. Ben çok teşekkür ederim. Vakit ayırıp izlediğiniz için değerli izleyenler, sizlerden ricam, lütfen bu yayını paylaşın. Beğeni de yapmayı unutmayın, çünkü yayınlarımız sürekli engelleniyor, kısıtlanıyor. Sizlere ulaşmakta gerçekten çok muazzam sorunlar yaşıyoruz. Dolayısıyla çok fazla Facebook üzerinden yayın yapma taraftarı da değiliz açıkçası artık. Çünkü bizi sürekli engelliyor Facebook. YouTube'a yönelmeyi düşünüyoruz. Yani daha doğrusu YouTube'da şu anda bir altyapı var. 1080p Full HD, YouTube'dan çok çok daha kaliteli bir yayın gidiyor orada. Lütfen YouTube üzerinden bizi takip edin. Facebook üzerinden çok fazla yayın yapmamayı düşünüyoruz. Lütfen güncel bilgileri almak için YouTube üzerinden de bizleri takip edin diyelim. Suat Bezenk olarak beni şahsi olarak sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz değerli dostlar. Orada da güncel bilgiler paylaşıyorum. Elimden geldiği kadar da bu sorunlu süreci bu şekilde işte Aktif TV stüdyolarında tek başıma rejide oturarak sizlere aktarmak istiyorum. Kolay bir süreç değil değerli izleyenler. Kolay bir süreç değil. Dolayısıyla sizlerden ricam, yaptığımız yayınları paylaşırsanız, daha fazla insana ulaşırsa biz de o kadar daha fazla içerik üretme noktasında elverişli oluruz. Hazırlanmamız daha iyi olur. Sizlerden gelen sorularla, çünkü program içeriği hazırlanıyor. Sorulan sorulara veremediğimiz cevaplar olduğu zaman biz bu cevaplara ara veriyoruz. Birkaç gün hazırlık yapıyoruz. Belki birkaç saat hazırlık yapıyoruz. Ondan sonra programlarda bu konuyu işliyoruz. Değerli izleyenler, birazdan yayınımızı bitireceğiz. Son bilgiler var mı diye kontrol edeceğim. Değerli izleyenler, akabinde yayını bitireceğim. Sizlerden ricam, dediğim gibi, lütfen yayınımızı paylaşın. Beğenin, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın. Değerli izleyenler, güncel bir bilgi var. Güncel bir bilgi var değerli izleyenler, güncel bir video var daha doğrusu. Brüksel'den alınmış Anadolu Haber Ajansı'nın bizlere servis ettiği bir görüntü. Bunu sizlere aktaracağım şimdi. Ama öncesinde İngiltere'de koronavirüs önlemleri kapsamında bu geceden geçerli olmak üzere restoran, bar, sinema, kafe ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi. Değerli izleyenler, bu çok önemli bir haber. Belçika'da emsal teşkil edebilir. İngiltere'de koronavirüs önlemleri kapsamında bu geceden geçerli olmak üzere restoran, bar, kafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi. Değerli izleyenler, Belçika'da da benzer bir karar alınmıştı. Bu bağlamda aynı ama içerik olarak aynı değil, ama dilerseniz ben öncesinde sizlere Belçika'da Anadolu Haber Ajansı'nın bizlere servis ettiği bu görüntüyü sizlere göstermek istiyorum. Belçika'da sokaklar boşalmış durumda. Sizlere bunu aktarmak istiyorum. Sıcak sıcak, taze taze diyebileceğim bir görüntü değerli izleyenler. Sizleri bu görüntüyle baş başa bırakarak, Brüksel'de son durum nedir, Belçika'da son durum nedir, sokaklar ne durumda, en önemlisi
bunları sizlere aktarmak istiyorum değerli izleyenler. Sesini de açacağım, kendi sesimi de alacağım, bilginiz olsun. Polisler sokaklarda kontroller yapıyor. Sokağa çıkan insanlar iki kişiden fazla olduğu zaman maalesef ceza yazılıyor. 500 liraya kadar cezalar yazılıyor. Görüyorsunuz değerli izleyenler, insanlar maskelerle tedbir almış. Görüyorsunuz tedbirler alınmış. Sokaklarda çok fazla insan yok. Fark ettiyseniz herkes 2-2 gezebiliyor. Bu rakam 3'e çıkamıyor. Görüyorsunuz Belçika'nın en işlek yerlerinden bir tanesi burası. Grand Place bomboş. Hiç kimse yok. Zaten bugün Sayın Bakanımız da, İçişleri Bakanımız da açıklamada bulundu. Belçika'da turistlerin de artık Belçika'ya giremeyeceğini ifade etti. Dolayısıyla görüyorsunuz Belçika'nın turistik bölgelerinden olan Grand Place'da tabiri caizse incin top oynuyor. Hiç kimse yok. Bomboş bir şekilde duruyor. Görüyorsunuz mağazalar kepenk kapatmış durumda. Firmalar maalesef kapalı. Görüyorsunuz burada polis güvenlik önlemleri çerçevesinde vatandaşları bilgilendiriyor. Sokaklar boş. Görüyorsunuz değerli izleyenler, bu arada bu görüntü bugün az önce servis edildi. Bilginize sunulur. Belçika burası. Başkent Brüksel. Evet.
değerli izleyenler. Yorumlarınızı okuyup ufak ufak artık programımıza son vereceğiz diyelim. Değerli izleyenler, tekrar etmek istiyorum. 1954'ten bu yana cam şişede üretilen bu su, kestane su, değerli Zühtü Doğan iş adamımızın Belçika'ya getirip Belçika'da satışa sunduğu sulardan bir tanesi. Biz de burada onlardan kullanıyoruz. Sizlere ifade etmek istedim. Tamamen doğal kaynak suyu, Türkiye'nin kaynak suyu, özellikle Türkiye'nin suyunu sevenler, doğal kaynak suyunu özellikle sevenler el değmeden cam şişede bu şekilde tüketebilirsiniz. Kestane sularını değerli izleyenler. Suyu da gerçekten çok lezzetli. Müsaadenizle tabii bir damla almak gerekiyor. Şimdi değerli izleyenler, ufak ufak zaten programı bitireceğiz. Ben son olarak sizlerden gelen yorumları okumak istiyorum. Söz verdiğim gibi her yorumu okuyacağım dedim. Allah'ın izniyle de tüm yorumları okuyup ondan sonra programımızı kapatacağız. Tabii bunlar devam edecek. Bu programlar devam edecek. Özellikle YouTube üzerinden devam ettirmeyi düşünüyoruz. Eğer hala YouTube üzerinde Aktif TV'nin YouTube kanalına abone değilseniz olun değerli arkadaşlar. Çünkü Facebook çok fazla kısıtlama getiriyor ve size ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Dolayısıyla YouTube üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz sürekli diyelim. Zekeriya Öğüşlü, bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Size de hayırlı yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ederim Zekeriya Bey. Bizden de saygı ve sevgiler, kucak dolusu saygı ve sevgiler olsun. Seher Yeli, selam, iyi yayınlar, paylaştım demiş. Çok teşekkür ederiz Seher Hanım, eksik olmayın inşallah. Ayşe Yüksek, selam, bilgiler için teşekkürler demiş. Çok çok ben teşekkür ederim, eksik olmayın. Mehmet Ünal, hocam sınırlar kapatıldı mı? Transport hariç her şey kapatıldı. Evet, değerli Mehmet arkadaşım, Belçika'da bugün İçişleri Bakanlığı yapmış olduğu açıklamayla saat 15 itibariyle Belçika'da giriş çıkışlar kapatıldı. Tabii kargolar hariç dünyanın hiçbir ülkesinde şu anda kargo taşımacılığına yasak getirilmedi. Sadece virüs kapmış insanların ülkeye girişi sağlanmasın diye ve ülkeye girdikten sonra vaka sayısı artmasın diye girişler çıkışlar kapatılmış durumda. Hollanda tabi bu konuda bir açıklama yaptı, Hollanda Başbakanı. Almanya ve Belçika ile sınırlarını açık tutmak istediğini ifade etti. Ama tabi Belçika bu konuda nasıl bir inisiyatif alır, Almanya bu konuda nasıl bir inisiyatif alır, bunu zaman gösterecek diyebiliriz. Abdullah Doğan, çalışanlar devam edecek mi? Teşekkürler. Bunu iş yeriniz eğer şu anda faalse çalışmanız gerekebilir. Bu konuyla alakalı dilerseniz FVS Muhasebe Ofisi'nin Aktif TV'de paylaştığı makaleler var. Aktif TV'nin Facebook sayfasında paylaştığı makaleler. Dilerseniz oradan takip edin. Eğer sorunuzun cevabı yoksa soru olarak yazarsanız, yorum olarak oraya yazarsanız uzman arkadaşlarımız, işinde uzman arkadaşlarımız sorularınızı cevaplayacaktır diyelim. Değerli arkadaşlar, yorumlarınıza bakmaya devam ediyorum. Yeni yorumlar var mı? Ondan sonra ufak ufak programı bitireceğiz. Tabii bir arkadaşımız link göndermiş. Bu Belçika'da Amerikan askerinin ne işi var diye soranlar vardı. Belçika ordusu ilkbaharda NATO bağlamında Avrupa'daki askeri takviyelerin yönlendirilmesini test etmeyi amaçlayan Amerikan kuvvetlerinin geniş çaplı tatbikatına aktif olarak katılmayacak. Belçika ordusu katılmıyor. Ancak birlikleri Fransızcadan çevirmeye çalışıyorum. Birlikleri ve tesisatların geçmişini çoğunlukta Savunma Bakanlığı'na göre Anvers tarafından içeriye gireceğini belirtiyor. Yani anladığım kadarıyla Amerika'nın askerlerinin burada olması zaten daha önce de ifade ediliyordu. Tatbikat çerçevesinde bu, biliyorsunuz Belçika NATO ülkesi, NATO'ya da başkent, NATO'ya da ev sahipliği ediyor Belçika. Dolayısıyla Amerikan askerinin burada olması endişe verici bir durum değil. Yani koronavirüsüyle tamamen alakasız bir durumdur. Bunu da belirtmiş olalım.
Evet, askerlerle alakalı soru var. Zaten onu az önce ifade ettim. Değerli izleyenler, ufak ufak programın artık zannedersem sonuna geldim. Sizlerden ricam bu yayını paylaşmanız, YouTube üzerinden bizleri takip etmeniz. Çünkü Facebook dediğim gibi engel koyuyor ve bu da bizim için büyük bir sıkıntı. Değerli izleyenler, sürçülisan ettiysek affola. Elimizden geldiği kadar nacizane burada süreci sizlere aktarmaya, süreç içinde yaşanan problemleri sizlere aktarmaya çalıştık. Görüyorsunuz rejideyim, tek başımayım. Hem bilgi toparlıyorum hem de toparladığım bilgiyi size aktarmaya çalışıyorum ki bu ne kadar zor, ne kadar meşakkatli bir iş az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Dolayısıyla eğer isterseniz WhatsApp numaramızdan bizlere güncel bilgilerle alakalı bulduğunuz argümanları gönderebilirsiniz. Haber sitesinin linki olabilir, bir haber, bir gazetenin sayfası olabilir ya da resmi kaynakların yapmış olduğu bir açıklama olabilir. Bunları WhatsApp üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. WhatsApp numaramız +32 495 10 0 80. Değerli izleyenler, 0495 Belçika için 0495 10 0 80. Avrupa'dan ekliyorsanız ya da başka bir ülkede olabilir, +32 495 10 0 80. Değerli izleyenler, sürçülisane ettiysek dediğim gibi affola, elimizden geldiği kadar sizlere bilgileri aktarmaya çalıştık diyelim. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın, Aktif TV'de kalın dostlar.